Trabzon'a şimdi uzanıyoruz. Trabzonspor Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor dedik. Sözü hemen Aspor muhabiri Yunus Emre Sel'e bırakalım. Evet, Çiğdem Ceylan, Trabzonspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde hafta sonu deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo Mavi takımın antrenmanından kameraman arkadaşım Özgür Özdemir görüntüler aktarırken ben de detayları vereyim. Trabzonspor'da Jose Sosa az önce antrenmandan ayrıldı. Hafif bir sakatlığı var, takımdan ayrı olarak salonda çalışacak ancak hafta sonunda oynanacak olan Gençlerbirliği maçında oynamasına engel bir durum gözükmüyor. Ayrıca dünkü karşılaşmada 90 dakika forma giyen oyuncular da hafif tempolu antrenmanın ardından da antrenmandan ayrıldı ve şu anda salonda çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda antrenman teknik direktörü Hüseyin Çimşir ve yardımcılarının yönetiminde dar alanda pas çalışmasıyla devam ediyor. Özellikle ligdeki Fenerbahçe galibiyetinin ardından kupadaki Erzurumspor galibiyeti de Bordo Mavili takımda moralleri iyice yükseltti ve hafta sonu oynanacak olan Gençlerbirliği maçı öncesi beklentilerin daha da arttığını söyleyelim. Trabzonspor taraftarları artık ciddi şekilde takımın bu sezon sonunda başarıya ulaşacağına inanıyor. Bugün yerel basında yine Trabzonspor'a övgüler yağdırdı ve özellikle Fenerbahçe galibiyeti sonrası Erzurumspor zaferinin Trabzonspor'u çok daha ileri bir seviyeye taşıdığına vurgu yaptı. Tabii maçın ardından teknik direktör Hüseyin Çimşir de özellikle oynanan futbola ve oyuncuların isteğine, arzusuna vurgu yaptı ve bu performansımızı devam ettirirsek sezon sonunda çok daha iyi bir noktaya gelebiliriz dedi. Trabzonspor'da şu anda hemen her bölgede çok ciddi bir rekabetin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Cilerme'nin gelişinin ardından ofansif orta saha bölgesinde çok ciddi bir alternatif oluştu. Savunmada da Manuel Da Costa ve Mesias kısa sürede takımla birlikte tam tempolu antrenmanlara başlayacak ve bu oyuncuların da oynayabilecek seviyeye gelmesi o bölgedeki rekabetin daha iyi ileri seviyeye çıkmasına neden olacak. Tabii bu tatlı rekabet Hüseyin Çimşir'i biraz da tatlı bir sıkıntıya sokacak. Çünkü ilerleyen haftalarda kadroda tercih edeceği oyuncular noktasında çok daha fazla düşünmesi gerekecek Hüseyin Çimşir'i. Bunu vurgulayalım. Tabii Alexander Sørloth'a özel bir parantez açmak gerekiyor. Norveçli oyuncu performansını her geçen hafta daha da ileriye taşıyor ve özellikle çıktığı her iç saha maçında gol atma başarısını yakalıyor. Bu performansı hem teknik heyetin yüzünü güldürüyor hem de ülkesinin de çok net bir şekilde dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Norveç'ten Sørloth'la röportaj yapmak için Trabzon'a basın mensupları gelmişti. Bu taleplerin artarak devam ettiğini söyleyelim. Sørloth'un Trabzon'da bu başarıyı yakalamasının sırrı özellikle Norveçli gazetecilerin de Norveç halkının da çok ciddi şekilde dikkatini çekmiş durumda. Bu arada dünkü yayınlarımızda da söylemiştik. Abdülkadir Ömür de Almanya'da koşulara başladı. Yüksek tempolu koşulara başladı. Ay sonuna kadar Almanya'da çalışmalarını sürdürecek ve Mart ayının ilk gün haftasında Trabzon'a geldikten sonra direkt olarak takımla birlikte çalışmalara başlayacak ve oynayabilecek seviyede Trabzon'a gelecek. Dolayısıyla onun gelişi de yine özellikle orta sahanın sağında ve ofansif orta saha bölgesinde bir alternatif oluşması noktasında oldukça önemli olacaktır. Bordo Mavili takımın antrenmanından şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Çünkü antrenman özellikle ilk bölümünde kondisyon çalışmasının ardından ikinci bölümde pas ağırlıklı bir çalışma yaptı. Şu anda da antrenmanın sonlarına doğru geldik. Bizim şimdilik Trabzon'dan Mehmet Ali Yılmaz tezlerinden aktaracaklarımız bu kadar. Sözü yeniden size bırakalım.